geldiler. Farslar için Sasani nostaljisi esasında bir devleti kurdular. Bizi kuyuya soktular. Bizi karanlığa gömdüler. Bedbeht ettiler. Ve Anadolu ile Türkistan arasında ideoloji bir sınır çizdiler. Sefevilerden evvel Doğu Türkistan'dan adam kalkırdı. Koyunuyla, demesiyle, ineğiyle gelirdi, gelirdi İran ovalıklarından. Geçirdi Anadolu'ya. Anadolu'dan da dönürdü, gelirdi Doğu Türkistan'a. Ortada bir ideoloji, serhat, merz, sınır yok idi. Sefevilerden sonra buradan gelip geçen Türklere dediler sen Şiileşmelisin. Şah İsmail dedi Şiileşmelisin. Şiileşmeyen de kılıçtan kesildiler. 20 bin nefer öz be öz Türk Müslümanı Şah İsmail Tebriz'de soykırıma uğrattı. Türk tarihinde ilk soykırımı gerçekleştiren Şah İsmail'di kardeşim. 20 bin nefer sadece Tebriz'de. 7 bin nefer Erdebil'de soykırıma uğrattı. Bütün körpüleri dağıttı Azerbaycan'da. Bu Hudafir'in körpüsü var ya, uçmuş körpü. Onu Şah İsmail sürdü. Onu Şah Abbas sürdü. Sefeviler sürdümüşler. Sonra ne kadar tar yay biçim baktı o Sünni Türkleri katletmek, mecburen Şiileştirmek için Şah İsmail'in emri üzerine köpeklerin arkasına şele bağlayırdılar, şele, kuru şele. Sonra bu şeleni yandırırdılar. Köpek de canı yandığı için bir yer aktarırdı. Başlayır bu tarlaların içinde biçim vakti kaçmağa. Bütün zemileri yandırdı Şah İsmail. Tebriz'de bir Sünni kitapları yandırma planı çizmişti. Sünni kitapları yandırma. Tabii ki bunun arkasında Fars milliyetçiliği vardı. Çünkü Şah İsmail'in 14 yaşında bir çocuğuydu. Ve başına taç koyanda Şahname'nin metnini ezberleyerek başına taç koymuştu. 12 imam adına 12 cümleden ibaret bir andisman metni vardı Şah İsmail'in. Bu 900 yıllık Fars milliyetçiliğinin şubiyenin programıydı. Ve Şah İsmail Tebriz... Bunu ben bitireyim. Lütfen bu cümlemi bitireyim. Bundan sonra Kitab-ı Dede Korkut'un nüshelerini Şah İsmail yandırdı. Merzbannameni elde gizler zamanında yazılmış Şah İsmail yandırdı. Azerbaycan'da Elmler Akademiyası'nın uzmanlarının araştırmaları vardır ki Kur'an ilk defa olarak Bayındırlı Devleti zamanında, yani Akkoyunlu Devleti zamanında Türk diline tercüme edilmiştir. Bu kitaplar direkt olarak Şah İsmail'in emri üzerine yandırıldı. Şah İsmail'in emri üzerine kızılbaşlar girirdiler eve. Uşaktan soruşurdular adın nedir? 5 yaşında, 6 yaşında uşaktan. Derdi Ayşe. Baltayla vururdular başı düşürdü yere. Ebu Bekir, Osman adında uşakları katlettiler. Hatta sonunda Şah İsmail'i o kadar canavar terbiyelemiştiler ki öz anası Alem Şah Bey'imin başını öz eliyle kesti. Bunlar bizim halkımız bilmelidir.